Hürrem nerede? Neden gelmedi hala? Bir malumatım yok sultanım. Kimi soruyorsunuz valide? Hürrem'i diyorum. Aslanım çağırmış, hala yok. Neredeler? Ne yapıyorlar acaba? Sultan Süleyman Han Hazretleri! Ben de seni soruyordum aslanım, gel. Merak ettim. Bir şey mi oldu? Validem, size mühim bir havadisim var. Az evvel Şeyhülislam İbni Kemal Efendi Hürrem'le benim nikahımızı kırdı. İlelebet devamını niyaz ederim. Bir şey söylemeyecek misiniz validem? Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Validem. Dik dur biraz. El yukarıda. Hiçbir zaman kılıcını böyle tutmayacaksın. Hep böyle tutacaksın. Kesinlikle kılıca bakmayacaksın. Mustafa. Anne. Sen ne yapıyorsun burada? Abimle tarlanca çalışacağız. Yok çalışma falan. Hadi sen annenin yanına git. Neden yolladın? Kardeşimle oynuyorduk. Ne kardeşi Mustafa? Artık rakibin o senin. Bundan sonra mesafeni koy. Sultanım. Validemizin canı çok sıkılmış. Kırım'dan kötü haberler almış. Onun yanına gitmem lazım. Elbette. Lakin bilmeniz gereken bir şey var. Az evvel Hürrem'i gördüm. Beşir Ağa'ya bir taç ısmarladı. Taç mı? Valide sultanımızın tacından bile daha büyük olmasını buyurdu. Tensiz. Validemizden bile üstün görüyor kendini. Validem, Kırım'dan gelen haberleri duydum. Çok üzüldüm. Sağ ol Mahidevran. Lakin artık felaket konuşmaktan sıkıldım. Her şey üst üste geldi. Öyle.
Hürrem de durmak bilmiyor zaten. Şimdi de ortalığı karıştırmak için taç meselesini kullanacak. Hangi taç meselesiymiş bu? Sizin haberiniz olduğunu sanıyordum. Haberim yok, söyle. Gülşah görmüş. Hürrem kuyumcu Beşir Ağa'ya taç ısmarlamış. Bilhassa sizinkinden büyük olmasını buyurmuş. Mahidevran, sen dairene dön. Dayı, Süleyman'ı çağır, derhal gelsin. Thank you.